Hep Futbol kanalımızdan herkese merhabalar. Batuhan abi merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlar. Abi teşekkürler. İyi yayınlarımız olsun inşallah diyelim. 15. haftaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış bilmiyorsam. 15. haftayı 15'i tamamladık. tamamladık abi, evet. Aynen. 16'ya başladık. Aynen. 15'i tamamladık. Dünya Kupası sonrasında hafta arası maçları da olacak birkaç hafta. Bu hafta da o haftalardan biri olacak. 16. hafta Salı ve Çarşamba günleri oynanacak maçlar var. Perşembe de olabilir. Emin değilim. Var. Evet, biz de o nedenle hemen sosyallik içeriklerimizi çekelim istedik. Batuhan abiyle beraberiz. Batuhan abi Almanya'da, ben de Trabzon'da ama sınırlar, kilometreler, mesafeler engel değil. Bu yayınları yapmamızda her türlü yayını yapmaya çalışıyoruz. Ben hastayım Evet, mesela. Burnumdan konuştuğum için anlaşılıyor olabilir. aslında şey hani biz bu hafta canlı yayın da yapacaktık ama hem benim Almanya'da olmam işte senin dediğin gibi senin de biraz rahatsızlığın ki Evet. bende de biraz rahatsızlık var. Ben de biliyorsun daha Almanya'ya binmeden çok bayağı rahatsızlandım Evet, henüz. abi. Ya O salgın var yüzden biraz zaten. Bayağı bir salgın var ortalıkta. var. Var yani doktora gidiyorsun. Doktor ana baba gün hastane. O Aynen. yüzden biraz canlı yayına ara verdik bu hafta. Bakalım yani hafta içi yapabilirsek deneyeceğiz. İnşallah. Yapamazsak da artık ileriki dönemlerde mutlaka yapacağız ama. Yani. Aklımızda İnşallah. var çünkü. İnşallah. Dünya Kupası'nda o şeyi aldık. O tadı aldık böyle söyleyeyim. Aynen abi. Çok doğru söylüyorsun. İstersen abi başlayalım direkt maçlarımızı değerlendirmeye. İlk maçımız Ankara Gücü Ümraniye karşılaşması. Sen de başlayabiliriz istersen. Ben şöyle bir nefes Evet. Ankara Gücü bu hafta deplasmanda Antalya'yı yendi. Çok flash bir skordu ki hepimiz Antalya galibiyeti bekliyorduk. Artık Nuri Şahin'den bir toparlanma bekliyorduk. Evet. Ama Ankara Gücü Ömer Erdoğan yönetiminde akıllı bir oyunla deplasmanda Antalya karşısında galibiyete uzandı. Şimdi Ümraniye de kendi sahasında Başakşehir'e yenildi ama Ümraniye futbol olarak çok da kötü oynamadı aslında. Mücadele ediyor. Ama Evet. güçleri bu kadar. Evet. Maalesef yetmiyor. Ankara Gücü'nün kümede kalması için bu tarz maçları mutlaka alması lazım. Evet. Biz de bu yüzden bu hafta Ankara Gücü'ne güveniyoruz. Ankara Gücü'nden 4 mevkide birer tane oyuncuya şans verdik. Hatta savunmada 2 oyuncuya şans verdik. Onu da söyleyeceğim şimdi. Kalede Bahadır. Savunmada işte Mark Witt var ayrı ama ben Yasin Görelere çok güveniyorum. Fiyatı da uygun. Bu hafta bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Abi Sorare'de de uygun bu ya. Sen güveniyorsan ben Sorare'de de alayım bunu. Yani Vallahi 0,5 euro kartı. o riske girilir abi. Evet. Yani bu sürprizler olur ya böyle ufak tefek. Geçen hafta mesela bazı sürpriz adaylarımız da vardı biliyorsun Evet. hani konuşma. Evet. O yüzden böyle ufak tefek sürprizlere girilebilir. O yüzden Yasin'den ümitliyim. Hani Mark Witt de biliyorsun o da savunma oyuncusu ama o da bu hafta gol attı. O yüzden yazmadan olmaz. Orta sahada Emre Kılıç diyoruz. Buraya bir Silaç koyalım. Belize veya Tolga Ciğerci de alınabilir. Ama hani hepsini tek tek yazmıyoruz buraya. Evet. İleride de işte zaten Ali Sol zaten takımın golcülerinden biri. Ona şans verdik. Ankara Gücü bu haftaki bizim bankolarımızdan biri. Evet abi. Dediğin gibi Ümraniye mücadele ediyor ama gücü yetmiyor. İstanbulspor da aynı şekilde mücadele ediyor ama gücü yetmeyenlerden birisi. Onu deyince o geldi aklıma. Sıradaki maç Başakşehir Antalya karşılaşması. Şimdi Antalya dediğin gibi geçen hafta aslında şanslı olan tarafta biz görüyorduk. Ankara Gücü karşılaşmasına kendi evinde galip gelir diye düşünüyorduk ama bir sürpriz yaşadık. Şimdi Başakşehir deplasmanına gidiyor. Çok zor bir deplasman. Başakşehir Dünya Kupası arasına girerken Galatasaray'a 7-0 mağlup olmuştu ki bir orada sarsıldılar böyle. Hatta soyunma odasında kavga dövüş falan olmuş. Emre Belözoğlu gibi haberler var. Sen bilirsin o tür haberleri duyarsın. Ben çok bilmiyorum birkaç yerde denk geldim. Başakşehir dönüşte Ümraniye'yi yendi 3-1 ve bu gidişatını devam ettirmek isteyecektir. Kendi sahasında rahat bir şekilde galip gelecektir diye düşünüyoruz. O nedenle bir dörtlü de Başakşehir'den alınabilir. Kalede Volkan Babacan, defansta Lima veya Endaşimiye ki Endaşimiye gol atıyor bu sezon. Orta sahada Münir Malatya'dan aldıkları genç isim çok çok iyi performans gösteriyor. Aleksic yine aynı şekilde. Ve önde de Okaka'yı öneriyoruz biz bu hafta. Dediğimiz gibi yani Başakşehir'den dörtlü combo yapabilirsiniz. Artık alacağınız isimler size kalmış. Serdar yine gollerini atmaya devam ediyor. Serdar belki olabilir, alınabilir. Bu isimler artırılabilir ama Başakşehir şanslı olan taraf diyebiliriz bu karşılaşmada. Abi Endaşimiye orta sahadaydı savunmaya alınır bu hafta. Bu hafta Evet. değiştirdiler tekrar. Evet. Abi Avrupa maçlarında zaten orta sahada ön libero gibi oynatıyor. İşte lig maçlarında stoper. Çok farklı yerlerde değerlendiriyor ve her birinde de
çok faydalı oluyor takım adına. Yani 4 büyüğe de transfer yapsa hayır demeyiz yani herhalde. Hiç herhangi bir takım hayır demez. Abi Endişim'e nereden geldin? Malatya'dan abi. Aleksic? O da yine Malatya. Nihir? Malatya, Malatya. Aynen. Malatya Spor nerede abi? Malatya Spor hani, nerede? Bir daha abi bu transferlerin paraları nerede acaba? İşte demek istediğim o. Ben Malatya'da olduğum için biliyorsun hani Malatya Spor çok yakından takip ediyorum. Evet. Yani ve daha bunun gibi ben birkaç tane daha oyuncu sayarım bu arada. Hani hepimizin evet. bildiği oyuncular evet. kayıpları falan da var sattıkları. Evet. Veya Cilerme vardı zamanında Trabzon sattıkları. Aynen. Hani bu adamları bu kadar adam sattın sen. Hep ucuz adamları aldın, parlattın. Kulübün 400 milyon borcu var. Kulüp battı. Şimdi bir de 3 puan silme geldi. Yazık abi. Hep konuştuğumuz mevzular. İnşallah futbolu, Türk futbolunu düşünen yönetimler de artık bu futbol takımlarının başına gelir diyelim ve burayı geçelim şöyle. İnşallah. Bir sonraki maçımız abi Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması. Ya, Fenerbahçe'nin bu hafta yara saracağını düşünüyoruz. Hatayspor evet. karşısında. Evet. Hatayspor yani ben bu hafta Hatayspor'da şaşırdım. Giresun maçında net galibiyet bekliyordum. Çok da iyi oynamadı bu arada. Maçı da izledim yani hani. Giresun'da mücadele ediyor ama Giresun skor buluyor. Hatayspor'un ben çok net galip geleceğini düşünüyorum. O yüzden Hatayspor'da bu hafta çok fazla bir ümidim yok gibi. Fenerbahçe kendi sahasında hem işte geçtiğimiz hafta Trabzon mağlup, geçtiğimiz hafta demeyeyim gerçi daha. 3 gün önceki Trabzon mağlubiyetinden dolayı. Onun yarısında sarar diye düşünüyoruz. Dörtledik. Yani buraya bir sürü oyuncu aldık. Kimi aklınıza yatarsa onu alabilir arkadaşlar. Kalede Altay, işte savunmada Attila Zalai, Gustavo Henrique, buraya Serdar'ı da alabilirsiniz isterseniz. Evet. Ferdi'yi de alabilirsiniz. İşte orta sahada İrfan'ı da. Ferdi defansta görünüyorsa bence Ferdi'yi almalılar. Defans. Defans. Hala defans görünüyor Ferdi. Yani Ferdi çünkü öne de çıkıyor biliyorsunuz zaten. Hani farklı skorun olduğu bir maçta Ferdi'nin skora katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Ferdi ile Bright Osayi Samuel hala savunma görünüyor. Ki ikisi aynen. de aslında dediğin gibi. Normalde geçen hafta da orta saha başladılar. Sonra dörtlü savunmaya 10 kişi kaldıktan sonra dörtlü savunmaya düşünce aynen. dönünce hani beklere geçtiler. Aynen. Orta sahada İrfan Can Kahveci yanında Mert Hakan Yandaş da olabilir bu hafta. Hı hı. Ya da ben sürpriz arıyorum ya param da az diyen, bütçem de az diyen varsa İsmail Yüksek bu hafta sürprizlerden biri olabilir. Hı hı. 2 milyon çok az paraya. Hı hı. İleride de hem Joshua King hem Valencian Batu Şahin var. Kimin oynayacağını düşünüyorsan onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Geçiyorum. Alanya-Kayseri maçı. Alanya aslında yine bence bu haftanın sürprizlerinden biriydi. Konya deplasmanından beraberliği aldı. Ki 2-0 mağlupken sanırım 2-2 yaptı. Yanlış bilmiyorsan. Yok. Şöyle abi. 1-0 mağluptu. 2-1 öne geçti. Evet. Uzatmalarda Konya. Konya'nın altında 2 golde penaltı bu arada. 2. golde uzatmalarda penaltıdan geldi. Ben yanlış biliyorum o zaman. Ben 2-0 sanki gördüm gibi hatırladım ama yanlış. Ama biz yine de Konya'nın rahat bir şekilde galip geleceğini düşünüyorduk. Orada bir sürpriz, bir sonuç geldi. Beraberlik aldı oradan. Şimdi kendisi aslında karşısında da 3 puanı silinmiş. Moral olarak belki de biraz düşük olan bir Kayseri var. Ama şu var. Yine bu maç böyle karşılıklı gollerin olacağı bir maç olacaktır diye düşünüyoruz. O nedenle her iki takımdan da alternatif isimleri buraya yazdık. Her iki takımdan da bu isimleri tercih edebilirsiniz dediğimiz gibi. Yani karşılıklı goller olabilir. Net bir skoru olan bir maç olmayacaktır bu karşılaşma. Yani buradaki bizim amacımız aslında hani sen de yayından önce konuştuk ya. Hangi takıma güveniyorsanız evet. hani Alanya'nın Konya karşısında iyi futbolu ya da Kayseri'nin içinde bu puan sınırından dolayı yaşayacağı bir hırs her şey olabilir. Hangi takıma güveniyorsunuz ondan bu oyuncuyu yazabilirsiniz. Aynen öyle. Aynen. Geçiyorum. İstanbulspor Kasımpaşa bir derbi diyebiliriz herhalde buna. İstanbul derbisi. Aynen öyle. Ama ben Kasımpaşa'nın artık yeni hocası Selçuk İnan'la ilk galibiyetini bu maçta alacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani İstanbulspor iyi mücadele ediyor. Galatasaray maçının sonlarında Galatasaray'ı bayağı zorladı. Hani bunun altını çizmek lazım. Ama hep bir yere kadar, hep bir beceri eksikliği oluyor ki çok normal bunlar yani. Aslında biraz İstanbulspor'un yabancılarının daha böyle kaliteli olması lazım. Hani fark oluşturan yabancıların olması lazım. Evet. Maalesef İstanbulspor onun eksikliğini yaşıyor. Kasımpaşa için de Sivas karşısında fena oynamadılar. Ama onları da galibiyet için biraz bir beceriksizlik çıktı ortaya. Bu hafta Kasımpaşa'nın ben böyle 1-0 veya 2-0 gibi bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Hadi Ergonar, Hayri Dinamik, Ben Yunus.
Bunların arasında hangisini seç dersen ben yine seçerim. Ben yine skora daha çok katkı veriyor diğerlerine göre ama diğer oyuncular da alabilirler. İstanbul'da da Jetmir Topali önemli bir eksik bu maça öncesi. Evet. Yani onların gol attığı gollerin belki de yarısında asist veya gol olarak katkısı vardır Topali'nin. Onun eksikliğini yaşayacaktır İstanbulspor. Evet. Ve sıradaki karşılaşma Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor Dünya Kupası sonrası olabilecek en iyi senaryoyu gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi kendisi aslında iyi bir futbolla yendi. Şimdi buna devam etmeye amaçlayacak ama zor bir deplasman. Karagümrük artık ligin dibine demir attı diyebiliriz ve tehlikeli yerlerde geziyor. Büyük ihtimalle yani olabildiğince puan almaya veya galip gelmeye çalışacaktır Karagümrük. Ama Trabzon'da bu havayı bozmadan devam etmek isteyecek. Burada Fenerbahçe maçında gol atan isimler Trezeguet ve Gomez'i biz öneriyoruz Trabzonspor'dan. Bunun yanına Bakasetas'ı da yine ekleyebiliriz ki etkili bir futbolu vardı. Bu sene Trabzonspor'da belki de en iyi isim diyebiliriz. Sezonun başından itibaren bugüne geldiğimizde en iyi isim Bakasetas'tı. Onu da buraya dahil edebiliriz. Karagümrük'te de Borini aynı şekilde ayakta kalan yegane isimlerden birisi. Trabzonspor galip gelse dahi gol yiyecektir. Gol yiyen bir takım genel itibariyle. O nedenle Borini'yi de Karagümrük'ten alabilirsiniz. Mesela geçen hafta Adana Demirspor Karagümrük karşılaşmasında Emre Akbaba'yı önerdik. Borini'yi de önerdik karşılıklı olarak. Maç 2-1 bitti ve önerilerimizin içerisinde yer alan futbolcular da gol attı. Yani burada galip gelen takımdan sadece futbolcu alacağım diye bir şey yok. Burada önemli olan gol atan isimleri de bir yerde tespit edebilmek. Bu maçta o tarz maçlardan birisi olabilir. Diyorum ve geçiyorum. Abi Sivasspor Galatasaray. Abi zor maç. Önce onu söyleyeyim. Niye zor? Yani Sivas moralli. Rıza Çalınbay bu tarz maçlarda aslında performansı iyi olan bir teknik direktör. Büyük maçlar için söylüyorum. Bir de şu an Sivas çok soğuk. Yani inanılmaz soğuk. Hakikaten. Evet. Tam Galatasaray iyi durumda ama Galatasaray İstanbul maçının son 20 dakikası geçmedi yani Galatasaray için. Evet, evet abi. Yani eğer olası bir aynı futbolu veya aynı kondisyonu sergilerse Galatasaray Sivas deplasmanına zorlanabilir diye düşünüyorum. Biraz maç beraberlik kokuyor gibi ama kim bir adım önde dersen ben Galatasaray'dırım tabii ki Galatasaray'ın tecrübesiyle. Galatasaray'da Kazım Can'ın olması bir handikap. Bu sefer içeriye bir Türk daha sokmak zorunda kalacaksın ki Galatasaray bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Evet. Ben Barış Alper Yılmaz'ın bu haftaki sürprizlerinden biri olarak düşünüyorum. Yanında zaten orta sahada Kerem yazmazsak olmaz Galatasaray'dan. Bir de Gomis bu hafta 2 gol attı. Ki zaten kadromuza da yer vermiştik geçtiğimiz hafta. Hı hı. Bu hafta Sivas deplasmanında Gomis daha biletli olacak. Bakacağız, göreceğiz. Sivas Spor'da da Sabiha hakikaten iyi topçu. Yani bunun altını çizerek söyleyelim. Geçen hafta da söylemiştik bu hafta da. Sivas Spor'da her zaman yazılacak isimlerden biri. Tahminim 1-1 ama birisi kazanırsa Galatasaray 2-1 kazanır. Doğru. Geçtim abi. Evet. Bir bu maçtan uzak durun. Artık dayanamadık. Haftalar sonra... Kaçın. Haftalar sonra bu maçtan uzak durun yazdık. Aslında birkaç haftadır hani buraya yakın yorum yaptığımız maçlar oluyor. Ama artık bu maç tamamıyla uzak durun diyeceğimiz maçlardan birisi. Ne denilebileceğini tam olarak söyleyemiyoruz. Kim kazanır, ne olur, ne gider. O nedenle bu maçtan uzak durun diyelim ve şöyle geçelim abi. Abi Beşiktaş Adana Demir belki de bu haftanın en iyi maçı olur herhalde bu maç. Net yani. Ya hani şu anda otur hangi maçı, bir tane maç izlediysen maçı izlerim herhalde. Aynen öyle. Kendi takımın maçını bile izlemem, bunu izlerim herhalde. Aynen, aynen öyle. Keyifli geçecektir büyük ihtimalle. Valla abi, çok golü geçeceğini düşünüyoruz bir. Evet. İkincisi Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında biraz sonlara doğru bastırmasına rağmen çok da beğenmedim. Hı hı. Bunu da söyleyeyim ama keza aynı şekilde Adana Demir'i de Karagümrük karşısında beğenmedim. Maçları canlı izledim. Hı hı. Yalnız Belhan da geliyor. Yani bir tek hakikaten bir oyuncu bir takım bu kadar büyük beder. Belhan da bu hafta da yoktu. Kupa maçında da yoktu biliyorsun Rize mağlubiyetinde evet. Adana Demir. Evet. Ama olduğu zaman çok farklı bir takım oluyor Adana Demir Spor. Ben o yüzden Belhan'dan olması, Beşiktaş'ta işte Cenk Vegors'un beraber oynaması, Gerson Fernandez'in iyi oyunu, hı-hı, kendi sahasında artık galibiyetten başka hiçbir çaresinin kalmaması. Kesinlikle. Yani çok güzel, çok güzel bir maç vaat ediyor bize. Beşiktaş tarafındayım. Bir adım da Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Ama yani hiç hem hiçbir sonuç beni şaşırtmayacak hem de çok da güzel bir maç olacak diye düşünüyorum.
Katılıyorum abi sana. Bu haftanın izlenecek maçı bu maç olacaktır. Bakalım. İnşallah maç öncesi genel itibariyle herkesin düşündüğü keyifte bir maçı seyrederiz. Bakalım. İnşallah. Ve sıradaki karşılaşmamız diyeceğim ama maçlarımızı bitirdik. Abi, bu sefer hızlı ilerledik. Aslında biraz da bazen hızlı gitsin bakalım. Aynen. Gayet iyi oldu. Güzel. Maçlarımızı tamamladık. Şimdi kadro önerimizi vereceğiz. Biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.